Kuzu etiyle dana etinin karışmasıyla beraber çift bıçakla doğranıp buğday unuyla yoğrulan, kepekli unla beraber yoğrulan hamuru ve çift bıçakla hazırlanan kuzu eti ve dana etinin karışımıyla beraber yapılan bir geçmişe sahip bir cıvıklı dediğimiz kuşbaşı etinden yapılan bir ürünümüzdür. Cıvıklı ismi nereden geliyor? Eskiden sırf kuzu etinden yapıldığından, çok yağlı olduğundan ama şimdi yeni neslimiz o kadar yağlı yemediğinden mecburen dana etiyle beraber karıştırıyoruz. Cıvıklı yoksa yağlı olduğundan geliyor. Peki şu an bu işi Konya'da da yapılıyor. Konya'da evet. Etli ekmeği var. Bu da yine etten yapılan bir şey. Siz ne dersiniz? Konya'nın etli ekmeği mi yoksa Kayseri'nin develinin cıvıklısı mı? İddia ediyoruz develinin cıvıklısı. Her zaman da yarışmaya hazırız. Tatmak isteyenler yaptığı zaman göreceklerdir. Yani Konya'nın etli ekmeğiyle onları kötülemiyoruz ama bizimki daha lezzetli olduğuna inanıyoruz. Tabii ki develinin cıvıklısı diyorum. Neden? Bir kere koyun etinin harmanlanarak yapılması. İkincisi biber ve soğanla yapılması. Üçüncüsü ise çok fazla büyük olmaması.